Ben arka odaya gidiyorum. Ben Simge İşmen. İki günlük hafta sonu sokağa çıkma yasağında size evden sesleniyorum. Size bugün benim ördek maceramın başlangıcından bahsetmek istiyorum. Bu Mart ayında koronavirüs salgını ne yazık ki başladı. Bir hayvan almak istedim, bir hayvan beslemek istedim. Ve ilk başta 3 tane ördek alarak başladım. Daha sonra 3 tane ördeğim büyüyünce maalesef evde imkansız hale geldi. Daha sonra apartmanın bahçesine bir kümes yapmayı planladım. Hatta o kümesin maketini yaptım. Şimdi o ilk aldığım üçlü ördeğe yaptığım kümesi görelim. Bunlar da benim minnoş ördeklerim. Aldıklarım da çok küçüklerdi. Şimdi bayağı büyüdüler. Onlar için bahçede bir kümes tasarlamayı düşünüyorum. Tasarlayacağım kümesin öncelikle maketini yapacağım. Maketini yaptıktan sonra marangoza götürüp onun gerçek halini yaptıracağım. Ve bu minnoşlar artık kocaman oldukları için bahçede, toprakta rahat rahat gezinecekler. Kümes de güvenli bir şekilde. Bu Makbule. Bunun adı Burhan. Bu size arkasını dönük olan da evet şu anda yaptı. Bu Şahika. Ben Avrupa Yakası dizisini çok sevdiğim için dizideki en çok sevdiğim, en çok güldüğüm karakterlerin ismini koydum ördeklerime. Hepsini çok seviyorum. Çünkü hepsi ev iş. Neyse ben şu masayı bir sileyim. Daha sonra maket yapımına geçelim. Değil mi? Evet. Ördeklerim balkona gitti. Şimdi onlar için tasarladığım kümesin maketini yapıyorum. Şöyle bir çizimimiz var. Şimdi öncelikle zemininden başlıyorum. Ve olmazsa olmazımız silikon tabancası. Ay, şunu önüme alayım. Evet, yaptım. Hazır mıyız? Tatam. Daha düzgün çekeceğim. Ortalama bu tip bir şey olacağını düşünüyorum. Bakalım bitmiş hali, gerçek hali nasıl olacak? Göreceğiz. Görüşürüz. Daha sonra o kümesi hayata bir türlü getiremedim. O üç ördeği aldığım pet shop'a yem almak için gittiğim bir gün bu bızdık Sacit'i gördüm. Tek başınaydı. Bir tane o kafesin içinde tek başına kalmıştı. Bir tek o vardı. Başka yoktu. Ben de onun o minnoşluğuna dayanamayıp onu da aldım. Fakat bendeki üçlü kendi aralarında grup oldular ve biraz da irileşmişlerdi. Bu minik bızdığı aralarına almadılar. Ben de onu buramda büyüttüm. Onu hiç yanımdan ayırmadım.
Daha sonra o üçlü evde bakılması zaten çok zor bir hale geldiği için Çatalca'da çiftliği olan birini duydum. Bakmaya gönüllüymüş. Ben de o üç ördeğimi o güzel çiftliğe gönderdim. İçim çok rahat. Güzel bakıldıklarına inanıyorum ama Sacit vermeye kıyamadım. Sacit benimle evde yaşamaya devam ediyor. Size onunla ilgili yaşadıklarımızı ara sıra anlatacağım. Direkt fıttık, fıttık fıttık, fıt, fıt sana, fıt sana. Direkt fıttık fıttık, fıttık fıttık fıttık, direkt fıttık fıt, 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 fıt sana. Fıtık fıtık fıttık, fıttık fıttık, fıttık. Kaparım diyor. Sadece de bir tane oyuncak aldım. Kedi oyuncağı. Ama bakalım sadece o oyuncağa ne tepki verecek? Evet. Açıyorum. Şöyle bir kendime yüz temizleme fırçası almıştım. Fena değil. Güzel. Evet, kuralım bakalım nasıl olacak. Şimdi Sadet'in oyuncağı hazır. Bakalım oynayacak mı? İlgisini çekecek mi? Benimle uğraşmak daha çok ilgisini çekiyor. Yani sonuç olarak o topla bık 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 oynamadı. Çok fazla ilgisini çekmedi. Ama olsun, tam olarak ilgisini çekmedi ama bu beyaz top daha çok ilgisini çekti. Neyse, günün sürprizi. Çekilişle bir kedi sahibine bu oyuncağı hediye edebilirim. Hayvansever bir dostumuza hediye etmek istiyorum. Lütfen sahip olmak isteyen arkadaşlarımız çekilişime katılsınlar. Sadece çok sevdi aslında da o benimle oynamayı daha çok seviyormuş. O benimle oynayacakmış o. O benimle oynayacak. Evde ördek besleme maceram bu şekilde oldu. Paylaşmak istedim. Sadece bir tane hanım arkadaş arıyoruz. Sadece buradan adaylarına, aday ve taliplerine seslenmek ister misin? Sacit, aday ve taliplerine seslenecek misin? Kaç yaşlarında olsun? Kaç aylık olsun? Kümesi olsun mu? Başka ne istersin? Yalnız ben oğluşumu vermem. Ben de torun sevmek istiyorum. Hadi Sacit. Ya o kadar seni denize getirdim. Evet öyle. Öyle. Kız mı erkek mi? Erkek. Oy, bu da eş lazım al. Gel, gel buraya. Gel. Gel oğlum. Hadi yürü biraz daha bakayım. Ayaklarını böyle kok. Bak kendilerine gitsin. Bırak mı? Gel bacalım.
Bir de şöyle poz verelim. Isırıyor. Arada. Isırma gününde bu. Evet. Niye sürüyorsun bakayım? Ha? Niye sürüyorsun? Niye sürüyorsun benim kızımı? Hiç erkeklere yakışır mı böyle bir şey? Fıt. Usludur. Oh, sakinleştin mi Sadece? Çorap giyeceğim. Can güvenliğim. Yok, ısrarla geleceğim. Sacit'le yeni maceralarımızda ve bir sonraki videomda görüşürüz. Thank you.